Ergenekon davası. Yargıtay usulden ve esastan bozdu. Beraat kararlarını onamadı ama elbette beraat. Fakat böyle beraat kararı mı olur yorumuna da yol açabilecek bir karar verdi. Yani hani Anayasa Mahkemesi'ndeki hak ihlali kararından sonra tırnak içinde kumpas mahkemesi dışındaki bir başka mahkemede verilen toptan beraat kararları onansaydı kamuoyu tamam diyecekti ama şimdi kamuoyu bundan sonra ne olacak ya da niye diyor. Yargıtay'ın kararı belgesel kanallarındaki araba yenileme programları gibi. Hurdaya dönmüş bir aracı yeniden yollara çıkaracak atölyenin işi gibi. Konu bir. Sonra sırasını gidişata göre ayarlayacağımız, buna göre karar vereceğimiz gündem maddeleri. Dünden kalma mesela ağır da sayılabilecek bir başka yargı kararı. Gündem açısından ağır. Karaman'daki cinsel istismar olayında verilen karar. Ve şehir savaşlarının dumanının giderek dağılmasıyla Kandil'den alttan alta gelen masa mesajlarıyla terörle mücadele başlığı ve kamuoyu anketlerinde yer almasıyla MHP'deki olağanüstü kurultay tartışmaları, Bahçeli mi, Meral Akşener mi? Ve siyasilere her fırsatta sorulduğunda gündeme biraz daha çakılan, meclisin gündemine de giderek yaklaşan dokunulmazlıklar konusu. İyi akşamlar, basın odasına hoş geldiniz. Tam kadroyuz. Mehmet Tezkan, Nagehan Alçı, Abdülkadir Servi ve İsmet Berkan'la beraber. Elbette Ergenekon davasıyla ilgili herhalde Yargıtay kararıyla başlamak lazım. Siz ne anladınız, ne çıkardınız İsmet Bey? Ya, Yargıtay kararı tabii çok enteresan. Bir bakıma ilk yargılamadaki adaletsizliklerin büyük bir bölümünü ortaya seriyor. Hı-hı. O zamanlar dile getirilen eleştirilerin pek çoğunu doğruluyor mahkeme kararı. Bir yanıyla da ortada bir suç var ve siz bu suçu yargılamadınız da diyor. Hmm. Bir yanıyla da mahkemeye. O bakımdan aslında yani nedir yöntemi, hukuki yöntemi bilmiyorum gerçekten. Bilen var mıdır onu da bilmiyorum ama belki de savcılığın esas olarak da savcılığın bu kararı çok dikkatli okuması ve yeniden bir yargılama aşaması başladığında bu kararda yapılan yol göstericilik uyarınca bir takım davranışlarda bulunması lazım. Şimdi tabii şöyle anlaşılmasın. Burada Türkiye'ye yapılmış çok büyük kötülüklerden bir tanesi bu davanın bugün geldiği nokta aslında. Çünkü sanki Türkiye'de Sarı Kız diye bir darbe planı hiç olmadı. Ay Işığı, Yakamoz diye darbe planları hiç olmadı. Bunların delilleri sanki bu mahkemeye sunulmadı. Bunları kimlerin hazırladığı, bunlarla ilgili hangi briefinglerin verildiği filan hiç delillendirilmediği gibi bir durum ortaya çıkıyor. Sanki yani Ergenekon diye bir şey yokmuş, hayalmiş gibi bir şey çıkıyor. Hani ya, adını Ergenekon diye koyup ona göre gidersen şimdi, evet öyle diyebilir. Ergenekon mudur değil midir bilmiyoruz ama bunlar bizim hepimizin gözünün önünde oldu. Ayrıca da delillendirildi. Yani Özden Örnek günlükleri diye bir şey var. Bu bir yardımcı delildir belki ama Sarı Kız darbe planı diye bir planın PowerPoint sunumları var. Ay Işığı ve Yakamoz darbe planı isimli ayrıntılı planların PowerPoint sunumları var. Bunlarla ilgili yapılmış konuşmalar var, şunlar var, bunlar var. Bence zaten bu davaların özünü bu oluşturmalıydı. Öyle diyor mu Yargıtay kararı? Hayır demiyor. Çünkü öyle derse savcının görevini yapmış olur ya da kendisi yeniden yargılama yapmış gibi olur. Önündeki dosya üstünden karar veriyor ama biz dışarıdan bakan gözler olarak bunları söyleyebiliriz. Yani burada elbette haksızlıklar ortadan kaldırılsın, elbette İşte bu davayı amacından saptırıp ve yörüngesinden saptırıp olmadık hesaplaşmalar için kullananlardan da hesap sorulsun. Ayrıca böyle bir hesaplaşmaların aracı yapılmasın bu dava. Ama öte yandan darbe girişimleri de sanki darbe girişiminde bulunmak serbestmiş gibi bir sonuçla da sonuçlanmasın lütfen bu ülkede. Tezkan, ya Sarı Kız, Ay Işığı, Yakamoz ne oldu, ne olacak onlar veya vallahi, niye yok muydu şimdi, böyle bir şey? Bunlar delil değil miydi? Bunları hatırladı İsmet Berkan. Var mıydı yok muydu bilemem ama şimdi mahkeme diyor ki bu deliller hukuka aykırı. Evet. Ya. Bir. İkinci büyük şey, ya sen hepsini birleştirmişsin kardeşim diyor. Ne alakası var diyor değil mi? Şimdi Ergenekon'un 23 tane ayrı iddianameyi birleştirdikmişler. Bir tane Ergenekon paketi çıkmış. Bunlar örgüt diyor. Yargıtay'da diyor ki böyle bir örgüt yok ortada. Sen böyle bir örgütü delillendirmemişsin diyor bir kere. Onu sildik diyor. Yani hep işte Ergenekon terör örgütü diye yıllardır yazılıyor ya, öyle bir şey yok diyor. Bir kere buradan boşa çıkartıyor. İkincisi, bunları niye birbirine birleştirdin diyor. Bir kere ayır diyor. Üç, Danıştay davasının bununla hiçbir bağlantısı yok. Sen nasıl bir bağlantı kurdun da alıp Danıştay'daki o cinayeti getirip bunun içine soktun diyor. Şimdi orada şimdi bir tarafta İsmet bahsediyor darbe planları. Öbür tarafta içeri aldıkları ilk dalgalardaki insanların o darbeyle onunla hiçbir bağlantısı yok ki. Şimdi hiçbir şeyin hiçbir şeyle bağlantısı olmayan, suikastle bunların ne ilgisi var? Şimdi değil mi, generallere suikast alan. Hepsini içine koyduğun zaman Yargıtay'da diyor ki ya sen bunların elinde en ufak bir belirlin, delgen, hiçbir şeyin yok. Oradan bir bozdu. Şimdi bunları da ayır diyor. Dünyada, pardon çok affedersin, hemen aklıma bir şey geldiği için araya girdim. Dünyada da örneği yok. Ya bir dakika, ne yapıyorsun diye bir mekanizma yok değil mi? Bütün bunlar yapılırken hep herkes yani, hepiniz yazdı. Savcıların, vallahi, savcıların müthiş bir hareket özgürlüğü var maalesef bizim sistemimizde. Değil mi? Bir de iktidarın da işine geldi. Ya ne güzel işte dedi. Ya ne işte bunlar temizleniyor ortalık. Askerler, maskerler. O sırada da bir algı operasyonu yapıldı. Millet Türkiye bağırsaklarını temizliyor. Bunlardan kurtuluyor. Derin devleti yok ediyor falan. Gelmediği gibi bir noktaya da ulaştı ama o zaman da durduramadı artık yani. Ha tabii. Yani o işten geçmiş bir noktaya geldi. İşte en son en büyük hata Genelkurmay Başkanı'na değil mi? Alıp yargılayacağım diye ısrar etmesi. Danıştay Yargıtay dedi. Ya bunu sen yargılayamazsın. Oradan da bozuyor. Şimdi birkaç yerden bozuyor. Usulden de bozdu. Şimdi ya adil ifadeler dinlenmemiş, dedi. Tanıklar ya bir yıl tanık gösterilmiş. Mahkeme sen tanıkları da dinlemem diyor. Ya nasıl dinlemezsin? Bir takım şeyler var, gizli tanıklar var. İşte üç. Hem başka adam sanık, davanın sanığı hem de tanığı, bilmem ne. Danıştay'ın Danıştay cinayetinin işte 2 numaralı ismini sen alıyorsun, bu davaya getiriyorsun. Yüzünü değiştiriyorsun, tanık falan, gizli tanık yapıyorsun. Böyle bir hani o sepeti büyütelim, büyüdükçe Türkiye ne büyük işler yaptık diye yaptıkları bir oyun. Aslında bana şöyle bir şey geliyor. Bu iş başladıktan sonra bu işi yapanlar, organizasyonu yapanların çok hoşuna gitti bu iş. Biz bu işi ne kadar büyütürsek o kadar yüceliriz, kahramanlaşırız. Daha çok yere ulaşırız. Bir bedavadan çok giderek bir operasyona dönüştü. İşte oradan kim mesela haber alıyor, içeri alıyor. Ne yaptın diyorsun? İşte otelde yemekli toplantı yapmış, siyasi hareket yapmış. Bu harekette darbe girişimi diyor. Ya şimdi yemekli toplantıda tabii ki bir siyasi hareket yapması lazım Türkiye'nin. Belki adam siyasi parti kuracak değil mi? Belki sivil toplumu kurulacak. Belki ya biz şu yasaya karşı görüş alışverişi yapalım, pankart asalım diyecek değil mi? Bunlar bile hani ona kızdılar, içeri atalım. Buna kızdılar, bir başka şeyden. O yapı onu bunu içeri attığı zaman bir baktık ki aynı zamanda işte bir takım operasyonlarla askeri yıpratma, onu yıpratıp öbür tarafta İsmet'in dediği doğru, hakikaten tam olarak bilmiyoruz. Onun delilleri de doğru mu değil mi? Çünkü o kadar çok şey birbirine karıştı ki hangi delil tamamen gerçek, hangi delil sahte, hangi delil hukuk, hangi delil hukuksal. Herhalde şimdi bu ayrıntılı bir hani gerekçesinde veya neden ayrılması gerektiğinde bunu ortaya, Yargıtay bunu ortaya koyacaktır. Çünkü ona göre tekrar mahkemeye gelecek bu dosya, iade edildi. Mahkeme herhalde ona göre bakıp bu ayrıştırmayı yapacaktır. Ondan sonra biz şey yapacağız. Bir de en önemlisi ya bu mahkeme değil, yargılama değil diyor. Evet. Yargıtay. Şimdi bu çok dava yiyen bir şey. Biz 6 yıl uğraştığımız bir dava var. Bırakın hepsini. Öyledir, böyledir. Tanık dinlendi, dinlenmedi, mağduriyetler falan. Hepsini ben bir tarafa geçtim. Ya Yargıtay kendi kendi mahkemesi için bu ne biçim mahkeme kardeşim diyor. Böyle mahkeme olmaz diyor ya. Yani böyle bir mahkemede böyle bir yargılanma olmaz. O sebeple zaten beraati bile onaylamadı. Yani bu mahkemenin aldığı hiçbir karara ben evet veya hayır da diyemem diyor. Çünkü böyle bir mahkemenin yok hükmündedir diye bir karar verdi. Şimdi hakikaten ilk defa böyle bir şey oluyor. Yani bir Yargıtay oturup bu kadar büyük bir davada 2008 geldik 2016'ya Türkiye'yi her alanda meşgul eden 2009'u, 2010, 2011'lere hatırlayın. Dalga üstüne dalga, insanlar gözaltına alınıyor, yarısı bırakılıyor, yarısı gidiyor. Telefon dinlemeleri, tapeler, ortalık böyle şey giderken ve bunu yapan savcılar hepsi zaten şu anda kaçmış gitmiş vaziyetteler. Yargılanıyorlar. Çoğu yargılanıyorlar, polis İnanılır gibi öyle. Değil, tablo çok... Sonunda geldiğimiz noktada Yargıtay diyor ki böyle mahkeme olmaz diyor. Şimdi bakın Türkiye'deki yargıya bakın, yargının düştüğü hale bakın. Bir de o açıdan da bakalım yani sırf onun hani 20 yıl almış sonra almamış, beraat etmiş değil. Türkiye'deki yargıya bakın. İnsanlar 4-5 sene hapiste yattılar. Haklı yattılar, haksız yattılar. Bak onu dahi tartışmıyoruz. Sonunda... Geldiğimiz nokta Türkiye'de yargı maalesef bu halde. Bir Yargıtay en yüksek mahkeme bir alt mahkemeye seninden mahkeme falan olmaz diyor durumumuz. Evet. Böyle mahkeme olmaz. Ecim, böyle yargılama da olmaz sonucunu çıkardı. Nagehan Alçı ne gibi sonuçlar çıkarıyor? Tabii ki İsmet Berkan'ın dediği ben çıkıp mahkeme çıkardı. Yani Yargıtay çıkardı. Ne olacak? Ayrıca da hakikaten Yargıtay öyle bir karar veriyor ki İçimden sormak geliyor ama yani illa yanıt vermek durumda değilsiniz. Yani adil yargılama, adalet denen kavramın tamiratı konusunda bir başlangıç olabilir mi? Bir sökme, bir temizleme, bir girişim olabilir mi bu karar diye de umut etmek istiyorum en azından. Yani tabii şuradan başlamak lazım. Çok büyük bir fırsatın çok korkunç bir şekilde heba edilmesidir bu. Yani özet olarak böyle bir cümleyi ortaya koymak lazım. Ben İsmet Berkan'ın yaklaşımına çok katılıyorum. Yani bugün... Türkiye şayet hakikaten hukuk çerçevesinde bir yargılama süreci olsaydı bambaşka bir noktada olabilirdi. Ergenekon süreci birçok mağduriyet yarattı. Tabii çok haklı olarak bugün Kudüs Okur'un eşini dinledim. Rahmetli Kudüs Okur'un çok haklı olarak isyan ediyor. Başka birçok mağduriyetler yarattı. Çünkü hakikaten Türkiye'de gerçek anlamda bir temizlenme yaşanabilirdi eğer hikaye bambaşka olsaydı. Yani Ergenekon deyin ismine ya da başka bir şey deyin. Bu ülkede 2005, 2006, 2007, 2008 yılında ve devamında da çok tuhaf hadiseler yaşandı. Yani biz İsveç'te yaşamıyoruz, Türkiye'de yaşıyoruz. Danıştay cinayeti, Rahip Santoro cinayeti, Malatya Zirve katliamı, Hrant Dink cinayeti bunların hepsi herhalde müferit. Bir iki kişi kendi aralarında konuşup şunları gidip öldürelim dedikleri cinayetler değildi. Evet. Fevkalade karanlık bir süreçti. Öte yandan bugün hükümete mensup olanlar ve belki bugün kabinede olmayıp o dönem kabinede olanlar da içinde yaşadılar. AK Parti iktidara geldiği dönemden itibaren Genelkurmay'ın içinde çok net bir rahatsızlık vardı. Ve bu rahatsızlık zaten fotoğraf karelerine de yansıyordu o dönem. Televizyon ekranlarına da yansıyordu. Birçok da tanıklık var. Dolayısıyla ismine ne derseniz deyin. AK Parti iktidara geldiğinden itibaren bu ülkede hem bu iktidarı değiştirmek hem de alttan alta bir takım kaos yaratma planları için bazı mekanizmalar devredeydi. Şimdi Ergenekon davası denen davalar böyle bir yani bu mekanizmayı temizlemek, hukukun içinde bir hukuka uygun bir yargılama yapmak motosuyla başladı. Dolayısıyla bu davalar aslında bir temiz toplum isteyen, Türkiye'de gerçek anlamda bir demokrasiye ulaşmanın, her türlü vesayetin temizlenmesini isteyen herkes tarafından teorik olarak desteklenmesi gereken davalardı. Ancak bu davaların içinin nasıl boşaltıldığı yavaş yavaş, yani sahte tanıklarla, sahte kanıtlarla, bir takım zorlama birleştirmelerle ortaya çıktı. Tabii bununla ilgili birçok eleştiri yapılabilir. Mesela ben kendi adıma da çok öz eleştiri yaptım. Zamanında belki daha erken bu davaların temizlik davasından ziyade kendine alan açma davası olduğunu anlamak gerekirdi diye. Bugün geldiğimiz noktada Yargıtay tamamıyla içinin boşaltıldığını, usulen ve esasen yanlış olduğunu beyan eden bir karar verdi. Şimdi buradan tabii zamanın ruhu diye de bir şey var. 2008'den beri 9 yıllık bir ağır süreçten geçti Türkiye. Haliyle birçok mağduriyet ortaya çıktı ve yorgunluk var. Yani yeniden bir dava süreci olacak ama ben bu dava sürecinin hakikaten o ilk baştaki enerjiyle ve gerçekten bu defa sonuna kadar gidelim iştahıyla yapılıp yapılamayacağından emin değilim. Çünkü kamuoyu da çok yorgun ve bütün bu süreçler nedeniyle de birçok noktada aslında argümanlar zayıflatıldı. Yani bu paralel yapı denen cemaatle bağlantılı yargının içinde, emniyetin içinde, medyanın içindeki böyle bir şebekenin aslında Türkiye'ye ne kadar zarar verdiğinin net bir kanıtıdır bugün Yargıtay'ın verdiği karar. Ve aslında Türkiye çok ciddi bir tehlikeden döndü. Tabii bunu, bu davalarda mağdur olanların yakınları daha ne çekeceğiz diye de dinleyebilirler ve sonuna kadar da haklılar, ama bugün Türkiye 17 ve 25 Aralık süreçlerinden sonra böyle bir hesaplaşmaya gitti. Yani aslında iktidar 2012'den beri, 7 Şubat'tan beri kapalı kapılar arkasında bu yapıyla ciddi bir mesafe koyup arasına bir takım değişikliklere gidiyordu, ama kamuoyunun önünde bir tırnak içinde savaş, bir mücadele, bir işte bu yapının aslında Türkiye'de hukukun da içini boşaltan faaliyetler içinde olduğunu söylemesi 17-25 Aralık. Aslında o okların kendisine yönelmesiyle birlikte oldu. Ama bakın, bunları hiç birbirinden ayıramayız. Yani Ergenekon'da, Balyoz'da nasıl sahte kanıtlar, bir takım şaibeli gizli tanıklarla yöntem hukukun içi boşaltılarak uygulandıysa, aynı şey işte 17-25 Aralık sürecinde de yapılacaktı. Şike davasında da yapıldı. Yani son dönem KCK davaları da aynı şekilde. Yani Türkiye'de bir grup tarafından hukukun içi tamamen boşaltıldı. Şimdi bu büyük zarar nasıl telafi edilecek? Ona bakmak lazım. Tabii bununla ilgili şöyle bir süreç de başlayacak. Yani bu kumpası kuranlar, evet birçoğu kaçtı, ama şimdi onlarla ilgili bir takım paralel yapı operasyonları deniyor, ama bu mahkeme süreciyle ilgili de bir hukukun içinde tabii hesaplaşma lazım. Çok haklı olarak böyle bir talep var. Bu nasıl yapılacak? Yani uzun bir süreç Türkiye'de hepimizi bekliyor. Burada önemli olan bu yapıyı tespit edip artık, yani iktidarı eleştirebilirsiniz, siyasi olarak bazı şeyleri yanlış bulabilirsiniz, ama bu hepimize, Türkiye'ye yönelik bir tehditti. Bunun adını koymak lazım ve bundan sonra da yola bu meseleyi siyasetin üzerine çıkararak devam ediyor. Evet, lamucimi yok, adalet yani, başka bir şey değil. Abdülkadir Servi, soru sormayayım artık. Tabii adalet çok önemli. Yani mahkeme salonlarının içine sadece hakimleri, savcıları, zanlıları ya da sanıkları koymak yetmiyor. Adaleti oraya koymak, orada adaleti tahakkuk ettirmek gerekiyor. Ben bu kararı dengeli bir karar olarak gördüm. Belki bir anlamda da bir yüzleşmeye neden olacak. Şu açıdan çok dengeli. Hem usul açısından yapılan yanlışlar sıralanıyor, hem esasa ilişkin yanlışlar sıralanıyor. Çok genel bir ilkedir, usul esasın önüne geçer diye. Ama diğer taraftan da beraat kararları onaylanmıyor. Burada ayrıntılı olarak bu kararın tartışılması lazım. Elbette ki hukukçularımız bunu yapacak, ama bir İlker Başbuğ'la ilgili bir bölüm var. Genelkurmay Başkanı ile ilgili. Sanıklar lehine olan düzenlemeden her zaman yararlanır zanlılar, sanıklar, hatta mahkumlar. 2014'te Yüce Divan'da yargılanır hükmü çıkarıldı, ama uygulanmamıştı. Şimdi diyor onu uygula. Yani aleyhine olan hükümler uygulanamaz. İlker Başbuğ Yüce Divan'a gidecek. Tabii Yüce Divan'da, ama onun için de hükümetin izin vermesi gerekiyor. Evet. İzin vermezse de yargılanamayacak. Böyle bir mekanizma getirildi. Bakıldı ki bu olay bir operasyona dönüştü. Bir mekanizma getirildi. İkincisi Danıştay davası. Burada birleştirme konusu. Avukat Mehmet Ener bir dilekçe vermişti. O birleştirildi Ergenekon'la, ama birleştirildi, ama gerçek Danıştay davasının ben yeterince görüldüğünü düşünmüyorum. Yani o Danıştay saldırısına hangi örgütlü yapı karar verdi? Kimler azmettirdi? Örneğin bazı delillerin hiç dikkate alınmadığını. O gün kat görevlisi olan, orada Danıştay'da o suikastin işlendiği, cinayetin işlendiği yerde kat görevlisi olanların yazılı ifadeleri var. Diyor ki bir gün önce de aynı saatte geldi bu avukat. Burada keşif yaptı, bir anlamda geldi. Mesela onlar hiç dikkate alınmıyor. Onu bir gün önce oraya güvenlik getiren... Güvenlik kamerası kayıtları var. Onlar yok oldu. Yani onlar yok oldu. Yani o geldiğine dair o gün yaptıkları oranın şeyine, yani Ankara Emniyeti'ne iletilmek üzere yaptıkları kat görevlilerinin müracaatları var ve bunların yazılı ifadeleri dosyada. Yani o olay birleştirilmek suretiyle örtüldü. Zaten burada ortaya çıkan sonuç şu. Tabii gece ifadelerinin alınması, savunma hakkının kısıtlanması, davaların sebepsiz yere genişletilerek uzatılıp ayrı bir mağduriyet oluşturulması gibi. Yani Türkiye'nin bir Ergenekon, derin devlet, darbeler gerçeği yok mu? Vardı. Bu derin devlette Ergenekon'la, kontrgerillayla, darbelerle bir hesaplaşma fırsatı kaçırıldı. O da paralel yapı dediğimiz yapının kendisi bir Ergenekon oluşturup o Ergenekon üzerinden operasyon yapma ve gerçek Ergenekon'u sulandırması nedeniyle buraya geldik. Yani Türkan Saylan, Ahmet Şık, İlhan Selçuk noktasına gelince zaten bu işin çok amacından saptığı bir operasyon aracına dönüştüğü ortaya çıktı. Dilerim bu yerel mahkemedeki yargılama da işin esasına dönülür. Yoksa bu ülkede işte o sürecin başlamasının neden olan olaylardan birisi hükümete verilen muhtıra de. Parti kapatma davası açıldı, iktidarda olan bir parti için işte 367 kararı çıktı. Yani anormal bir süreç yaşandı. Bu ülkede Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılamadı. Sistem kilitlendi. Denildi ki ne oluyor? İşte öncesinden Ay Işığı, Sarı Kız, Yakamoz gibi zaten darbe planları konuşuluyordu. Günlükler söz konusuydu. Yani bir şeyler var. O şey neydi? Türkiye'nin darbe gerçeğiydi. Yani bu ülkede 27 Mayıs olmadı mı? 27 Mayıs'a giden süreç normal bir süreç mi? Bu ülkede başbakan ve bakanlar asıldı. 12 Mart'a giden deniz gezmişlerin idamına neden olan süreç normal kendiliğinden mi gelişti? İşte 12 Eylül diyoruz. 5200 kişi resmi rakamlarla gencimiz sokaklarda öldü. 50'yi aşkın insanımız idam edildi. Kontrgerillanın bir takım suikastler işlendi, gündeme getirildi. İşte Doğan Öz, Abdi Pekçi suikastlerinde olduğu gibi. Yani darbeye giden süreci oluşturan bir mekanizma var. Bu mekanizma sokakları harekete geçiriyor, yargıyı harekete geçiriyor, siyaseti harekete geçiriyor ve ülkeyi darbe koşullarına sürüklüyor ve darbe koşullarına geldikten sonra darbeyi gerçekleştirip yönetim alınca kanunlarıyla, anayasasıyla yeni bir ayar veriyor. Yargılamalar yapıyor. Bizim asıl burada iç çekmemiz ve üzülmemiz gereken nokta, asıl Türkiye bundan hesaplaşma fırsatını yakalamıştı. Ama bu fırsat birileri tarafından operasyon aracına dönüştürüldü ve kullandı. Türkiye'nin darbelerle hesaplaşmasının maalesef ki önüne geçildi. Bitirebiliyor muyuz? Bir araya gidelim, öyle bitirelim isterseniz. Ya iki tane küçücük örnek vermek istiyorum bu davayla ilgili. Ben bunları kitabımda da yazdım zamanında. Bir tanesi işte İlker Başbuğ'un tutuklanmasına, yargılanmasına, mahkum edilmesine sebep olan andıç meselesi. Andıç meselesinin tarihi 2000 yılına uzanıyor aslında. O zaman Milli Güvenlik Kurulu bir karar almış. Efendim işte PKK propagandasıyla ve irticai propagandayla mücadele edilsin. Peki tamam, kim yapsın bu mücadeleyi? Genelkurmay ben yaparım demiş. Elinde de MGK kararı var kapı gibi. Başbakanlıktan da sevk almışlar ve başlamışlar buna. Biz bunu ne zaman öğrendik? 2008 yılında AK Parti'ye kapatma davası açılıp kapatma davasındaki delillerin %60'tan fazlası bir takım internet sitelerinin yayınları olunca ve o internet sitelerinin de bizzat Genelkurmay Başkanlığı tarafından işletildiği ortaya çıkınca hop ne oluyor filan dendi. Fakat bu 2000'den beri devam ediyor. Peki niye sadece İlker Başbuğ'u yargıladık? Yani illa bu Genelkurmay Başkanı yargılamayı gerektiren bir suç ise kaç tane Genelkurmay Başkanı var? Hüseyin Kıvrıkoğlu'dan başlayın. Hilmi Özkök var, Yaşar Büyükanıt var, İlker Başbuğ var. Hayır, neden İlker Başbuğ? Çünkü İlker Başbuğ Genelkurmay karargahında paralel yapıya açıkça savaş ilan etmiş bir insan. Ve onu özel olarak hedef seçip yaptılar. Yani suçsa eğer bu, yani suç olup olmadığı ayrı bir tartışmanın konusu ama eğer suçsa 4-5 tane daha Genelkurmay Başkanı var. Rektörleri de öyle seçtiler mesela. Şimdi bir rektör alıyor hedef. Kafasına göre seçiyor. Şimdi ikinci önemli örnek burada yine benzer bir şey. Nedim Şener'le Ahmet Şık. Ne ilgisi var Ergenekon davasıyla diyebilirsiniz ama ana davayla neredeyse birleşiyordu. Çabuk. Şimdi Hayır, aynı şey orada da yani evet. Nedim Şener'i Hrant Dink cinayetiyle uğraşması sebebiyle özel hedef seçiyor. Ahmet Şık'ı da Sabri Uzun'la bir olup bir kitap yazdığı için yani böyle bir şey yapıyor yani özel. Ha, yazmadığı için yazıyor. Yazmıştı canım. Ahmet Şık daha yazmıştı. Kitap bitmişti de. Ahmet Şık yazmamıştı canım. Ahmet Şık hayır yani taslakları vardı. Neredeyse hazırdı. Nedim Şener Hrant Dink cinayeti üzerinde. Bir küçük hatırat da anlatabilir miyim? Özür dileyerek. Vallahi çok. Reklamdan sonra. Aradan sonra. Vallahi aradan. Basın odasında ara vermeden önce anekdotları alacaktık. Daha doğrusu anekdot alacaktık ama anekdotlar akla geldi. En azından Ergenekon davasında Yargıtay'ın verdiği kararın düşündürdükleri açısından ve kamuoyunda kanaatlerin oluşması açısından bunlar önemli diye düşünüyoruz. Tezkan ne diyecektin? Şimdi bu davanın ilk başında hani bir baş kısmı var. Yani Ergenekon'un ilk o Ümraniye falan sonra giderek dalga genişlemesi var ve biraz önce dedik bir yıl bizim için anlamsız olan yani birbirlerine yan yana gelmesinin ne alaka o rektörle buradaki adamın aynı davada birleşmesi sonradan bir süre sonra gidince anlaşıldı ki ya herkes bir yerden ucu cemaate dokunmuş yani cemaat onu ben sana bir şey yapayım demiş. Hop sepete atmış. Zaten dava giderek öyle veriliyor. Şimdi çok enteresan bir gazeteci arkadaşımızın başına geldi. Bu Vatan sitesinin başında Aylin var. Ha evet ya. Şimdi bu kız arkadaşı bu devrimci avcıyı da oraya katmışlardı. Bak, çok önemli. Devrimci karargah ölen bir çocuk vardı Göztepe'de. Bostancı'da. Çatapatacı. Polisi vurdu, kendini vurdular. Bir çatışmalar oldu. O hamamlar konusunda İngilizce bir kitap yazmış. İngilizce kitabını da almış. Ailenin de yani hani bir kitabım, bir şey olur mu hani yer alır mı falan diye. O da alıyor diyor ki yan tarafta Vatan Gazetesi'nin tam yanında alışveriş merkezi var. Girişinde oturuyorlar kahve içiyorlar. Meğerse polis bunu takip ediyormuş Bunun fotoğraf çekiyor. Bir süre sonra bu olay olduktan sonra aileni aldılar. Ne oluyor ne bitiyor hiçbir şey yok. Ve tutukladılar. Şimdi delil yok. Bir tek o fotoğraf var. Yani ne görüşmüş, ne buluşmuşlar, ne bir görüntü, hiçbir ne telefon konuşması, ne çevresiyle telefon konuşması, hiçbir şey yok. Yani niye aldıklarını bir süre sonra öğrenildi. Meğerse o zaman sitede, Vatan sitesinde cemaatle ilgili Fethullah Gülen'le ilgili iki tane olumsuz haber çıkmış. Buna diyorlar ki sen de onu yapmasaydın. Bu nedenden bakın hiçbir şey yoktu. İlk duruşmaya kadar 9 ay tutuklu kaldı. Bu arada biraz da medyayı da kendimizde çuvaldızı mızrağı da batıralım. Biz de o aralar öyle bir yayınlar yaptık ki. Bakın bu konuda şimdi çaresiz kaldı polis. Tek elinde belge yok. Savcının da yok. Tutuklayan hakimin de yok. Şöyle bir haber koydurttular. Gazetesini söylemeyeyim. Bu devrimci karargahın başındaki adamla bizim ailen o kadar profesyonel biliyorlarmış ki bu işi. Hiç telefon konuşması yapmamışlar. Eylemleri planlarken. Yapmadıkları gibi kalabalıkta buluşmuşlar. Daha da çok profesyonellermiş. Mobese kameralarına bile bir tek kere yakalanmamışlar. Bak. Ama eylemleri ikisi planlamış. Oturup devrimci karargah olarak eylem. Bu haber emniyet yetkilileri bildiriyor diye bir gazetemizde nal gibi yayınlandı. Şimdi bunu yayınlayan gazete veya bunu yazan muhabirin de bu işlerde hiç mi suçu yok? Birçok gazetede bu tür o zaman demek ki o cemaatçi, savcıların emniyet vardı. Ama alıp da insan gülüyoruz şimdi bu haber olarak yazılır mı ya? O kadar profesyoneller ki hiç iz bırakmadılar ama bütün eylemleri planladılar diye bir haberin olması mümkün değil. Yani hedefler nereden seçildi derken biz Tolun'a da gidebiliriz. Herkese baktığımız zaman bir grup hariç, yine ayırıyorum bir grup hariç, içine attıkları kişiler mutlaka cemaatle arasında problem olan kişiler. Şimdi aslında çok enteresan bir şey. Yani o dönemki olaylara baktığımızda bu hadise de tabii çok vahim. Şimdi o döneme baktığımızda o dönem bir hava vardı. Şimdi bunu unutmayalım. Çok karanlık bir süreç. Şimdi paralel yapı bunun içini boşalttı diye bu dönem aydınlatılmayacak mı? Hatırlayın, Hrant Dink öldürülmeden önce, yani aslında 2006'nın başından itibaren Türkiye'de ulusalcı çevreler kendi aralarında e-mailleşiyorlardı, gruplar kuruyorlardı ve toplantılar düzenliyorlardı. Bazen evlerde, bazen işte şimdi isim vermeyeyim, hep dava konusu oluyor. Bir işte kendine kilise diyen bir yerde falan. Ve şunu söylüyorlar, Türkiye'de misyonerlik hortluyor. Bunun üzerine toplantılar yapılıyordu. Şimdi bunun üzerinden bir seri cinayetler işlenmeye başlandı. Rahip Santoro cinayeti, Malatya Zirve katliamı, bence Hrant Dink de bu kategoriye girer. Baktığınızda ben de kendi üzerimden bir anekdotu anlatayım. Ben o dönem Akşam Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyordum ve Hrant Dink'in ölüm yıl dönümlerinde hep 17 Ocak'ta onunla ilgili, bu cinayetin aydınlatılması gerektiğiyle ilgili yazı yazıyordum. O dönem yine Akşam'da yazan başka bir isim, isim vermeyeyim, Ergenekon'dan yargılandı. O yazılardan, ilk yıllarda tabii, daha sonra gitti. Arayıp nazik bir dille beni uyarıyordu. Bak, doğru yapmıyorsun, yanlış yapıyorsun. Bunun arkasında başka şeyler olabilir gibi uyarılar yapıyordu. Şimdi ortada Türkiye'deki Hristiyan vatandaşlara karşı bir hava vardı. Bu hava hem kısmen Genelkurmay'ın içinde hem de bir takım devletin içinde, işte o çevrelerin içinde vardı. Acaba bir güç bu havayı görüp bu hava nedeniyle o havanın içinde olanlara atmak için mi bir takım eylemler planladı? Yoksa hakikaten bu eylemler o havanın etrafında mı planlandı? Hrant Dink cinayeti neden ısrarla Ergenekon'la birleştirilmedi? Ya da Rahip Santoro cinayeti. Bütün bunların aydınlatılması lazım. Yani Ergenekon'un içi boşaltıldı diye bunlar unutacak mıyız? Ergenekon'da... O zaman bir başka açısı da var bunun. Mesela belki de o havayı yaratan paralel yapıydı. Böyle büyük cinayetler olsun, ben el koyayım, oraya koyayım, buraya koyayım, kendi güç alanımı yayayım. Nitekim Hrant Dink cinayetinde paralel yapının izleri var tabii. Çok var. Her tarafa hakim olayım, polisimle, savcına. Bak, cinayetler, insanları toparlayayım ve o savcı, hakim, polis gücünü kurayım diye belki de onlar bu havayı yaptılar. Onlar bu cinayetlerin planlayıcısı veya göz yumucusu, teşvik edicisi oldular. Bunlar da zamanla ortaya çıkacak ki Hrant Dink cinayetine hepsi oturdular. O dönemki senaryo şuna da uyarlanabilirdi. Yani o dönem şöyle de görülüyordu. İslamcı bir hükümet var. Bu hükümet gayrimüslimlerin öldürülmesine ses çıkarmıyor. Ülkede kaos hakim oluyor. Dolayısıyla asker el koyacak, Batı da bu askeri darbenin yanında olacak. Böyle bir senaryoda o dönem dillendirilen ve o fotoğrafa uygun da görülebilen bir senaryo. Bunları da ortaya çıkaran paralel yapıydı ki büyümek için. Aslında yani hakikaten bir temizlik sürecinin olması lazım ama bu koşullarda olur mu? İsmet araya gitmeden önce... Ben İsmet'e gelince temizlik olabileceğini çok düşünenlerden değilim. Şundan ötürü yani içimizi... O kadar siyaset bürümüş durumda ki temizlik için gerçekle yüzleşmeye razı olmak lazım. Evet. Gerçeğin tümüyle yüzleşmekse herkesin işine gelen bir şey değil bu. Yani bir bölümünü hepimiz beğeniyoruz ama öbür bölümünden çok hoşlanmayabiliyoruz. Öbürleri de öbür bölümünden hoşlanıyor da bu bölümünden hoşlanmayabiliyor. Halbuki gerçek gerçektir, bütünüyle yüzleşebilmek gerekir. Bunun olabileceğini ben pek zannetmiyorum. Şimdi burada... bunları hatırlamıyoruz bile. İyi ki de hatırlamıyoruz bir yandan da. Çünkü üstünden... O kadar çok olay oldu ki aslında bir çeteleyi daima önümüze koymamız lazım. Yani bir ruh halimizin çok değiştiğini gösteren bir şey. Yani bir zamanlar askeri darbenin ne kadar kenarında olduğumuzu bugün hatırlamıyoruz. Çok uzak geçmişte bir şeymiş gibi, hayal meyal, çocukluğumuzda olmuş gibi düşünüyoruz. Hayır, değil. Sadece 10 yıl bile olmadı şurada, ya da 10-12 yıl önce işte. Kıbrıs, bakın. Kıbrıs'ta Annan Planı'nın uygulanması için İsviçre'de Bürkenstock küçük bir köyde görüşmeler yürütülüyor. Görüşmelerin kritik bir anında Genelkurmay'dan bir yazı geliyor. Türkiye'nin Genelkurmay Başkanlığı diyor ki çekilin o görüşmelerden. Bir de Denktaş'ın, rahmetlinin aranması var değil mi? Bir dakika, o sonra. O başka yani. Ve ne demek çekilin falan, ne oluyor? Abdullah Gül o zaman Dışişleri Bakanı olarak orada. cevap yazın diyor. Eğer buradan çekilmemizin, bu masadan kalkmamızın siyasi sorumluluğunu da alacaksanız, ben bunu deklare edeceğim çünkü, tabii çekilelim. Siyasi sorumluluk da sizindir. Ama yok, bunu almayacaksanız Genelkurmay'dan cevap geliyor, bu yazışmaları yok edelim lütfen diye. Şimdi bunun tanığı, ben bunu Abdullah Gül'ün kendisinden dinledim. Yazıldı, çizildi bu hikaye zaten. Şimdi böyle şeyler oluyordu. Yani şaka değil bu. Oradan Denktaş diyordu ki hayır hiçbir şey yapamazsınız, asker darbe yapacak yarın diyordu. Bunu açıkça söylüyordu. New York'ta görüşmeler yapılıyor. Denktaş aman kötü bir şey yapmasın diye yanına bir sürü insan da takılmış filan. Rahmetli Mehmet Ali Birant'la şimdi Diken.com.tr'yi yöneten o zaman Radikal'in yazı işleri müdürü Erdal Güven, New York'ta Birleşmiş Milletler binasının hemen karşısındaki UN Plaza otelinin barında Mümtaz Soysal da orada. Mümtaz Soysal diyor ki birkaç saat sonra Türkiye'de çok şey olacak diyor. Şimdi bunlar temenni mi, bilgi mi filan, bunlar çok gidip gelen şeyler. Zamanın siyasi yöneticileri de bunu çok açık dille söylemiyorlar. Ben sarı kız diye bir şey ne olduğunu bile bilmiyorum. Bunu ben Abdullah Gül'den duydum. Nedir ya sarı kız filan öyle filan oldu. Sonra bir zaman geçtikten sonra sarı kızın bir darbe planının adı olduğunu öğrendik hep birlikte. Şimdi böyle şeyler hiç olmadı diyemeyiz ama mesele şu ki biz bunları soruşturmadık aslında. Yani burada ben kaç tane yazı yazdım, Başbakanlığı suçluyorum yani. Tayyip Erdoğan'ı bile suçladım bu sebeple. Başbakanlık Teftiş Kurulu'nu devreye sokmadığı için bu soruşturmayı Başbakanlık Teftiş Kurulu yürütmeliydi. Onlar hazırlamalıydı bunun, bu darbe şeylerinin bütün... Hatta Hasan Cemal bir yazısında geçirmişti Sarı Kız diye. Ondan sonra hemen Genelkurmay'dan tepki. Yani şimdi bir öğreniyoruz ki meğersem Sarı Kız diye bir plan olduğunu Hilmi Özkök Genelkurmay Başkanı iken biliyor. Çağırıyor Jandarma Genel Komutanı Şener Er Uygur'u, sen ne yapıyorsun ben biliyorum diyor. Onun üstüne Aytaç Yalman dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı arka plana çekiliyor filan. Şener Er Uygur Aytaç Yalman'ı suçluyor. Neden Yaşar Büyükanıt'ın böyle hastaneden aldığı bilmem ne aspirin ilacına kadar bütün sağlık dökümlerine sahip Jandarma Genel Komutanlığı? Neden sahip? Çünkü Genelkurmay Başkanlığından ekarte etmeye çalışıyor. Neden Yaşar Büyükanıt'ın işte İstanbul'un bilmem neresinde ev alıp almadığını o bölgenin jandarma komutanı soruşturuyor. Bunlar normal durumlar değil. Buralardan geçtik biz. Asker içindeki çatışmalardan geçtik biz. Evet. Yani askerler de kol kırılır yen içinde diyorlar, bunları konuşmuyorlar ama bunları konuşmadan olmaz. Ama şimdi bence konuşma ihtimallerimiz bile ortadan kalkıyor artık. Evet. Bu arada Hrant Dink cinayeti 19 Ocak. Onu düzelteyim. Tamam, ben de bildiğiniz suç meselesi 17. Yani bir şey düzelteyim. Yani biz ya bir şeyi tamamen aklıyoruz ya da tamamen suçluyoruz. Bu bizim en büyük zaafımız. Şimdi Türkiye'de paralel yapının Ergenekon sürecini kullanması, sulandırması, bunun üzerinden operasyonlar yapması, Türkiye'de bir kontrgerilla, derin devlet, Ergenekon ve darbe gerçeği olduğunu ortadan kaldırmaz. Bununla da bu mücadeleyi sulandıranlarla da hesaplaşmak lazım. Ama çok umutlu musunuz derseniz maalesef çok da umutlu olamıyorum. Çünkü bakın mesela Ergenekon operasyonunun en büyük mağduru Cumhuriyet Gazetesi'dir. Cumhuriyet Gazetesi'nde İlhan Selçuk, Mustafa Balbay, Tuncay Özkan da eski bir cumhuriyetçidir. Ama şimdi geldiğimiz noktada yine bu paralel yapının devlete karşı en büyük operasyonlarından biri olan MİT tırları olayı ve o dönem bu operasyonları yapan savcılarla onları aklamak için yapılan röportajları yan yana koyunca bir tarafın mağduru, diğer taraftan o paralel yapıyı aklamaya çalışan bir fotoğraf yan yana koyunca doğrusu umutlu olamıyorum. Nereden nereye geldik değil mi? Ama herhalde bu söyledikleriniz gerçekten önemli idi. Not ettik ve araya gitme zamanı dedik. Basın odasında Ergenekon davasıyla ilgili olarak Yargıtay'ın verdiği karardan terörle mücadeleye geçiyoruz. Mutabıkız değil mi? Mutabıkız. Epey şey konuşuldu. Burada öne çıkan konulardan biri bir kere hafiften hakikaten şehir savaşlarında dumanın dağıldığını söyleyebiliriz. En azından Yüksekova'da operasyon bitti. Çok az yerde arama var veya sokağa çıkma yasağı var. Son programı yaptığımızdan bu yana en öne konulabilecek haber Cemil Bayık'ın, PKK'nın veya Kandil'in kırsala çekilin emri galiba. Arada pek çok gelişme de var. Bunların en önemlilerden bir tanesi ödüllü listeye konu olan isimlerin birer birer yakalanması. Bunlar da dikkat çekti. Bu arada bir başka konu. Şimdi birazdan ne yazıldığına geleceğim. Katılımcılarımız neler yazdı. Sonuna kadar gitme, bitirme diye mealen özetleyeceğimiz bir kararlılığın devlette olması yönünde. Selvi ne yazdı diye baktığımızda çözüm süreci yeniden başlıyor mu diye yazdı. Sonra da henüz değil diye de yanıt verdi. Kandil sıkıştı, çözümü gündeme getiriyor dedi. Çok özet veriyorum. Çok enteresan bir saptaması var. Daha doğrusu bir anket. Bölge insanının öncelikleri konusunda barınma, eğitim, sonra güvenlik. Değinir belki bunlara ama Mehmet Tezkan kırsala çekilin emri üzerinde durdu. Ama PKK'nın şehir savaşlarındaki amacı Türkiye'den Suriye manzaraları yansıtmaktı diyor. Bölge insanını nasıl bir hayat bekliyor, bu çok önemli dedi. Ve Sri Lanka yöntemini hatırlattı. PKK'ya karşı bu uygulanıyor dedi. Ayrıntılarını alırız. İsmet Berkan'dan da ben cımbızladım. Başbakanın Strasbourg gezisine katılmıştı. Orada Başbakan Avrupa'ya, yani Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde sizin güvenlik ve istikrarınız Türkiye'nin güvenlik ve istikrarıyla aynıdır. Bunu demek istedi. Acaba Avrupa Birliği anladı mı dedi. Şimdi benim özellikle üzerinde duracağım bu kırsala çekilin emrinin düşündürdükleri. Diğer konuklarımıza geleceğiz ama bir Nagehan Alçı ile başlayalım bu bölüme. Ne durumda? Yani Cumhurbaşkanı'ndan da net mesajlar var. Evet. Bitiriyoruz diye benim mealen söyleyeceğim. Yenildi deniyor, başarısızlığa uğradı deniyor. Yani şimdi bugün baktığımız tablo şehir savaşlarından elde etmek istediğini PKK'nın elde edemediğini net bir şekilde ortaya koyuyor. PKK bir strateji değişikliği yaptı. Kırsalda savaşan bir örgütken ilk kez tam da kendi tabanının merkezinde şehirlerde bir savaş başlattı. Bu stratejiyi nasıl bir öngörüyle başlattı? Onu kestirmek güç. Çünkü ben de bu öngörünün yani tamamen kazanamayacağı aşikar olan bir şey, hiçbir devletin izin vermeyeceği bir şey. Evet. Ama şöyle bir hesap hatası yaptı gibi görünüyor. O zannetti ki kendi tabanını oluşturan o yerleşim merkezlerindeki halk eski refleksle PKK'nın etrafında kenetlenecek. Halbuki burada da temel bir hata vardı. Hani kitaplara mı bakıyorlar? Eskiden Mao'nun, Lenin'in kitapları var. Mao'nun halk savaşı orada öyle yazıyor ya. Mao'nun meşhur teorisidir evet. İşte. Hem de 90'lar Türkiye'sine bakıyorlar. Yani aslında birazcık kendini güncellememiş bir Türkiye okumasıyla böyle bir savaşı kurguladılar anlaşıldığı kadarıyla. Çünkü evet HDP'ye ciddi bir oy olmuş gelmişti 7 Haziran'da. Evet halk birçok talep karşılandığı halde daha birçok karşılanmasını istediği talepler vardı. Bunların başında ana dilde eğitim geliyordu ama yine de konjonktürel olarak farklı bir çerçeve vardı. Yani artık Kürt siyasetinin önündeki engellerin kalktığı, işte HDP'nin tek başına %13'le meclise girebildiği, çözüm sürecinin devam ettiği bir Türkiye vardı. Böyle bir Türkiye'de bence zemini yanlış kurgulayarak strateji değiştirdi PKK. Dolayısıyla ciddi bir başarısızlığa uğradı. Maddi olarak çok büyük bir kayıp içinde. Cumhurbaşkanı'nın işaret ettiği de o. Yani PKK'yı bitirdik, PKK'yı yendik dediği. Baktığınızda rakamlara çok ciddi bir şekilde bir kayıp var. Yalnızca bu kayıp değil, PKK'nın ilk kez tabanıyla kurduğu ilişkilere çok ciddi bir yarılma var. Çünkü ilk defalarca yapılan çağrılara rağmen arkasında örgütün durmadığını, HDP'li yöneticilerin çağrılarına rağmen sokaklara çıkmadığını, aksine bu savaş niye çıktı diye çok ciddi yüksek sesle de ilk kez örgüte mesafe alarak tabanın tepki gösterdiğini gördük. Ve 90'ların devlet refleksiyle bugünkü devlet refleksinin arasındaki fark da ortaya çıktı. Evet çok büyük bir savaş yaşandı ama eskiden hiçbir şekilde sivil ayrımı gözetmeyen, aksine sivilleri sokaklarda toplayarak karakollarda yok eden bir devlet zihniyetinden bugün mümkün olduğu kadar büyük bir dikkatle sivillerin zarar görmemesi için böyle bir ortamda dahi gayret gösteren bir devlet mantığı. Dolayısıyla burada PKK bir hata yaptı ve sıkıştı. Şimdi bu sıkışıklıkta ne yapılabilir? Yani burada bir iki opsiyon var. Çözüm süreci yeniden başlayabilir mi deniyor. Şimdi PKK'nın istediği tabii maddi olarak zayıf bir döneme girdiği için burada herhalde bir anlamda hem biraz zaman kazanmak hem de savaş sıcak enerjisi kalmadığı için belki yeniden o masayı kurmak. Şimdi bugünkü ortama baktığımızda ve çok fazla kayıp verildi ve çözüm süreci devam ederken böyle bir savaş başlatıldı örgüt tarafından. Dolayısıyla burada bir kere çözüm sürecinin kaldığı yerden başlaması gibi bir şey söz konusu olamaz. Yani en azından devletin içinde hiçbir şekilde böyle bir yaklaşım olmadığı yönünde çok net bir kanaat var. Ve anlaşılır da bir kanaat mı? Çünkü kamuoyunda büyük bir haklı olarak hassasiyet oluştu. Çözüm süreci olarak değil ama PKK'nın ciddi garantiler vererek, yani bir kere tabii ki terörle mücadele devam ediyor. Bunun da kesintiye uğraması gibi bir şey de öngörülmüyor. Zaten bazı yerlerde de ard arda operasyonların tamamlandığı yönde bilgiler geliyor. Şayet tamamen, Abdülkadir Servi bunun detaylarını yazdı. Birazdan anlatır ama önce ateşkes, sonra tamamen dışarı çıkarma birlikleri. Silah bırakma açıklaması. Ondan sonra da silahları gömme yönünde bir garantiden sonra, ki böyle bir garantiyi PKK'nın vermesi hakikaten çok önemli. Çünkü tam sürecin ortasında süreci akamete uğratmış ve süreç zamanında da silah depoladığı da tasdiklenmiş bir örgüt. Dolayısıyla bir güven ilişkisi kurmanın da neredeyse imkansız hale geldiği bir konjonktürden bahsediyoruz. Yani PKK'nın belinin tamamen kırıldığı anlaşıldıktan sonra belki Öcalan'ın yeniden devreye girmesiyle bir süreç demeyelim ama yeni bir evreye geçmek bu savaşın tam anlamıyla bitmesi için önemlidir. Ama şu aşamada bunun konuşulması dahi çok büyük bir hassasiyet yaratıyor kamuoyunda. Aynı zamanda da hükümette de. Yani tabii kamuoyunun çok ilgisini çekebilecek bir bakış açısı olduğu için Tezkan'ın Sri Lanka hatırlatması üzerinde durduk. Sri Lanka Hindistan'ın gözyaşı diye tanımlanan hemen subcontinent, alt kıta dedikleri Hindistan yarımadasının altındaki bir ada. Orada Tamil kaplanları diye Tamil etnik grubunun silahlı bölücü diyelim onlara göre örgütü var. İşte yıllarca mücadele sürdü. Sonunda ordu topyekün saldırıya geçti, bitirdi. Bu hatırlatmayla şimdiki Türkiye'deki politikada bunu andırıyor. Yazınıza gelebilir. Bir andırıyor. İkincisi tabii ki Türkiye'de şimdi şehir savaşı başladıktan sonra topyekün bir çatışmaya giriyor. Bir o var. İkincisi Cumhurbaşkanı sözleri var. Kesinlikle sonuna kadar gidilecek diyor. Doğruysa bilmiyorum ama bir yalanlama geldi. Demirtaş demiş ki ya Kandil masayı tekrar kuralım Ankara. Yok kardeşim demiş. Ne masası? Masa mı kaldı ortada bu? Başka bir yere geldi. Ortada evet çok büyük bir güvensizlik var. O çözüm sürecinde o kadar bombanın, silahın yığılması. O çözüm sürecinin son döneminde mi yığıldı, başından beri mi silahlar yığıldı? Ama bir hazırlığın olduğu, müthiş görülüyor yani. Şeyin olduğu belliydi. Ta ilk o Öcalan'ın o Nevruz'da hani her şey bitti denildiği açıklamasının içinde bile buna atıf oldu. Yani bir gün böyle bir savaşın hazırlıkları içinde ve başlaması gerektiği. Ankara herhalde diyor ki ya biz büyük bir kazık yedik. Nedir bu? Biz bunu yaptık, ettik, bir şeyler yaparken bu hakikaten 30 yılın en ağır çatışma dönemine girdik. Yani biz 30 yıl boyunca hiç böyle bir şey yaşamadık. Çünkü artık ilçeler yok olmaya başladı. Öyle bir öyle bir şey kalmadı ortada. Moloz yığını diyelim. Moloz yığınına dönüştü. Geçenlerde Genelkurmay bir açıklama yaptı. Dehşet verici bir durum. İşte diyor ki 3500'e yakın PKK'lı öldürüldü. 1000 küsürü yaralı. İşte toplam 5000 küsür kişi etkisiz diyor. Yani içinde ölüler, yaralılar, yakalananlar var. Buna karşılık işte 400'e yakın şehit verilmiş. Şimdi Yüksekova bitti deniliyor. Ama daha Nusaybin devam ediyor. Yani bir gün evet bu kırsala çekilme, bayın o demeci başka bir taktik mi? Kırsala taşınma. Orada ne olur? Efendim? Kırsalda ne olur? Kırsaldaki hazırlığı da daha bilmiyoruz ama kırsalda da mutlaka böyle bir hazırlık vardır. Şimdi biraz farkı var tabii. Öbür tarafta bir hani o Sri Lanka'daki ordu bunlara giderken arkası deniz. Şimdi en çok konuşulan o. Oradan bitiyor. Şimdi bunun arkası deniz değil, bunun arkası yüksek dağlar ve onun arkası başka bir ülke. Yani Suriye'si var. Suriye'de bir orada bir yapılanma var. PYD ilişkisi var. PYD PKK yakınlaşması var. Yakın zamana kadar PKK içerisinde ne kadar çok Suriyeli olduğunu söylüyorduk. Bu Suriye meselesi yokken daha. Yani Suriye diye bir olay, Suriye'de iç savaş patlamamışken ya PKK'lılar olacak da dağdan indirecek. O zaman onu konuşuyorduk. İlk kabur gelişinden sonra hayatına inecekler. İşte bir kısmını Avrupa'ya yollayalım, bir kısmını oraya gitsin. Onlara sonra bakarız ama inenlerin bir kısmı Suriyeli. Suriyeli ne yapacağız diye tartışılıyordu. Çünkü o Esad onları içeri kabul eder mi, etmez mi, alır mı diye. Demek ki içinde de bir başka bir yapılar var. Orada İran'ın pozisyonu var, Irak var derken yani şimdi şunu demek istiyorum. Şey gibi olmaz. Hani Sri Lanka modeli deniyor ama Sri Lanka gibi olmaz şimdi. O her yani ne kadar oradan kopsa bile orada çok geniş kökleri var, aileleri var, bilmem neleri var. Şimdiye kadar olsaydı olurdu. Çünkü sürekli alttan gelen bir besleme şeyi var. Bu olay o beslemeyi ne kadar keser, arttırır mı, azaltır mı, orasını ileride göreceğiz. Ondan ben ısrarla şunu söylüyorum. Evet, orada şunlar oldu, bunlar oluyor. Olabilir. Bu çatışma süreci sürebilir. Ama oradaki o göç eden insanların, orayı bırakanların kalan ne oldu? O mahalle PKK'lılar kaldı. İşte çoğu öldü. Bir kısmı yaralı. Az miktarda da yakalandı veya teslim oldu. Ama az onlar. Şimdi o mahallelerdeki yaşayan, daha önce yaşayanların nasıl bir an önce tekrar kazandırılacağı, onlara ne yapılacağı, onlara nasıl bir hayat sunacağı, onların oradan giden küçük çocuklarına nasıl bir hayat vereceğimiz çok önemli. Çünkü bunu sağlayamazsak 2 sene sonra, 1 sene sonra şu anda 10 yaşındaki çocuk 12 yaşında baba bana Allah'a ısmarladık diyecek. Çünkü geçmişte bunu gördük, tam bit derken 15 yaşında gelen çocukları tutamamaya başladı. Çünkü dağının bir cazibesi, bir çekiciliği, gel buraya orada çünkü bir hayat yoktu. Hayat yok, iş yok, güç yok, ezilen, kakılan, cepte para yok o. Çok rahat Kandil'e, dağlara çekebilirdiniz. Bundan sonrası için? Bundan sonra işte bunun önüne hani hep dağa çıkmanın önce bir yolunu kessek öbür türlü indirmek belki daha kolaylaşacak, daha rahatlaşacak. İşte bu belki bir başka bir kapıyı açıyor. Evet, yüksek o yerle bir, orası yerle bir, burası yerle bir ama sadece bina inşa ederek hani oraya yapılan da olmuyor. Hatta dünkü programımızda gündeme geldi. Siyasal konuları da artık o paketin da kapağını açmak yani lazım. Yani burada evet böyle çatışma oldu, PKK bunu yaptı deyip hani o defterdeki çözüm sürecindeki tartıştığımız şunlar olabilir denilen konularda az böyle yapıldı deyip üstünü kapatmamak lazım. Tam tersi onları şimdi konuşmak lazım ki bu iş bir sonraki kuşağa, bir sonraki insanlara taşınmasın, gidişler devam etmesin. Ara verelim, tamamlayalım daha sonra kalan sürede bu konuyu. Basın odasında terörle mücadelede gelinen noktayı ele alıyoruz. Abdülkadir Servi'ye geçeceğiz. Bir saptaması daha var. Ya da yazdığı bir konu. Kandil'in çözüm süreci demesinde bölgesel dengeler değil, Birleşik Devletler'in baskısı var. Bunu da hatırlatayım. Ne durumda sizce terörle mücadele şu anda ve çok not aldınız? Doğrusu aslında çok kritik bir noktada. Yani geçmişte de eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un bir sözü var. Biz PKK'yı 6 kez yenilgiye uğrattık ama bitmedi diyor. Belki Türkiye bu sefer de PKK çok ağır bir yenilgiye uğradı. İşte şehir savaşlarıyla birlikte hem şehir savaşlarını kaybetti. Türkiye'yi bir Suriye'ye çeviremeyeceği ortaya çıktı. Hem Kürt halkını büyük ölçüde kaybetti. Bu ortaya çıktı. Şimdi bu konjonktürde asıl PKK'nın dayandığı tabanla, o sosyolojik tarihi tabanla bağını koparacak bir konjonktür yeniden elde edildi. Bunun sivil çözüm yöntemleriyle doldurulması lazım. Ki, bu çözüm yöntemleri derken konjonktür evet, devletten yana ama henüz HDP'den ve hatta biraz PKK'dan da yani tam anlamıyla doğru bulmuyor. Yapılan araştırmalarda hem yüz yüze yapılan mülakatlarda ilk kez çok yüksek sesle PKK'yı eleştiriyor. Hendek siyasetini, barikat siyasetini, şehir savaşlarını doğru bulmuyor. Sırtını döndü ama tamamen de devletin yanına gelmiş değil. İşte evet, gelmesi için bir şeyler yapılması lazım. Şimdi PKK bunu çok sık kullanılıyor ama tam deyim yerindeyse ciddi bir sıkışmışlık içerisinde. Bir, girdiği savaşta başarısız oldu. Ona belki bu ihaleyi verenler, Türkiye'yi Suriye'ye çevirme ihalesini verenler başarılı olamadığını gördü. İkincisi, hem şehir savaşlarıyla hem sivillere yönelik canlı bomba eylemleriyle birlikte özellikle Batı dünyasından PKK üzerine, Kandil üzerine çok büyük bir baskı olduğunu görüyoruz. Mesela şimdi işte Selahattin Demirtaş Amerika'dan geldi, Süleymaniye'ye geçti, oradan Kandil'e çıkacaktı. 7 Aralık'ta, 8 Aralık'ta orada operasyon olunca çıkamadı. Bu tarihlere hep baktığımızda yurt dışıyla temaslarında özellikle Batı dünyası canlı bombaların sivilleri hedef almasını, şehirlerde sivillere yönelik savaşlar başlatılmasını doğru bulmuyor. Bunun üzerine bir örgüt üzerine bir baskı oluşturuyor. Evet, böyle de bir hatırlatayım. Vekalet savaşlarının maliyetinin çok yükseldiği, sizin söylediklerinizle evet, bağlantılı yazanlar da var. O da var. Yani bu canlı bomba eylemlerinin özellikle Amerika'nın örgüt üzerindeki baskı kurmasına bir kırılma noktası olduğu söyleniyor. Önemli çünkü Ankara ve İstanbul'da şehir merkezinde yabancıların da olduğu masum insanlar öldü. Bir başka nokta daha, bu eylemlerle PKK gerçekten Kürt halkını kaybetmeye başladı. Kaybetti büyük ölçüde. Şimdi buralardan çıkmak için örgüt Kandil'de ciddi bir şu anda tartışma ve sorgulama sürecinden geçiyor. Buradan çıkışta en akıllı strateji örgüt açısından hem nefes alacak, hem bu başarısızlığı örtecek, hem Batı'yla belki ilişkilerini yeniden kurmak gibi bir çaba içerisinde olacak. İşte PKK yanlış yaptı ama HDP bu açıdan sivil ve siyasi bir harekettir diye HDP'yi parlatmak. Diğer taraftan da hadi tamam biz bunu yaptık ama çözüm sürecini başlatalım. Yani bu musluk değil ki aç kapa aç kapa, böyle bir şey yok. Yani 400 şehit var ve Türk halkı da Kürt halkı da hayatında ilk kez şehir savaşlarıyla tanıştı ve şehir savaşlarıyla birlikte bir beka kaygısı yaşadı. Örneğin yine bölge insanlarıyla yapılan mülakatlarda şu ortaya çıkıyor. Suriye'deki gördüğü tabloların Cizre'de, Sur'da, Silopi'de, Nusaybi'de olması, bölge halkında ne oluyoruz? Bölünüyor muyuz? Ben de Suriye'dekiler gibi mülteci durumuna mı düşeceğim? Ben de Ege'yi geçmek zorunda kalacağım. Zaten kendi şehirlerinde, ilçelerinde bir ölçüde bir mülteci evet, durumunu yaşadılar. Yani sırtlarına yüklerini aldılar, ne alabilirse kaçtılar. Böylece devlet çatısı tepemize mi çöküyor kaygısı ortaya çıktı. Örgüt tüm bunlardan çıkmak için şimdi sanki hiç bunlar yaşanmamış, sanki çözüm süreci devam ederken şehir savaşlarını, canlı bomba eylemlerini başlatmamış gibi hadi gelin masayı kuralım diyor. Şimdi devlette bir, bu başlayan operasyonları yarım bırakmama gibi bir kararlılık var. PKK'ya bu başarısızlık tattırılacak. İkincisi, şehirler temizlendikten sonra PKK'nın odaklandığı kırsala yönelik de bu operasyonlar, süpürme operasyonları başlayacak. Ha, örgüt gerçekten bir yeniden çözüm sürecine dönülmesini istiyorsa bu bir açıklamayla ya da çok zayıf olduğu belli olan HDP'nin bir iki açıklamasıyla olacak şey değil. Şartları belli. 2013 yani çözüm sürecinin başladığı 2013 Mayıs'ına döner. Şöyle şehirlerdeki tamamen çatışmalar bırakır. Kendi literatürüyle işte tek yanlı ateşkesi ilan eder. İçerideki silahlı unsurlarını çeker. 99'da bunu yaptı. Bunu yaptıktan sonra Kandil'de açıklama yapar. Der ki ben Türkiye'ye yönelik olarak silahlı mücadeleyi bırakma gündemiyle bir kongre toplayacağım. Hatırlarsanız Öcalan'ın 2015 Nevruz mektubunda öyle da vardı. Bunu deklare eder. Bunu yapar. Bunu yaptıktan sonra zaten bu zemin oluşur. Ama şunu yapıyor örgüt. Hiç bunları yapmadan sanki bu savaşta başarılı olmuş, sanki canlı bomba eylemleri yaşamamış gibi bir yandan kendisi hadi gelin masayı kuralım diyor. Diğer taraftan Öcalan bir inisiyatif almaya çalışıyor. Öcalan da bir inisiyatif almaya çalışıyor. Benim gördüğüm devlet bu konuda çok kararlı, operasyonlarını sürdürecek. Böyle bir gündem yok. Ama neticede biz bu sorunu biraz önce Sri Lanka modelini de tartıştık. Yani her ülkenin kendine göre şartları var. Ne yapacağız? Biz bu sorunu çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz? Elbette ki sivil yöntemlerle çözeceğiz ama geçmişte çözüm süreçlerinde yaşananlarda yapılan bir takım yanlışlıklar, aksaklıklar da bir deneyim kazandırdı devlete. Fakat şu andaki şartlar o şartlar değil. Şu anda terörle mücadelede mesafe alınması bu operasyonların tamamlanması hatta gereken bir dönemdir. Şöyle bir bilgi var. 5-6 ay hala sıcak çatışma. 2 senede düşük yoğunluklu. Yani öyle bir bilemiyorum. Yani şu olacak. Eğer sen çatışmaları bıraktım, bitirdim, yanlış yaptım ve silahlı unsurlarını Türkiye dışına çektim. 99'da dahi bir grup hatırlarsanız Dersim grubu karışık. Dersin sonra kongre toplamak için deklarasyon yayınlarsın. Bu deklarasyon gereği kongreni toplarsın. Bu kararı alırsın. O şartlar oluşursa arada da uyacağını gösterirsin. Ama sen bundan hiçbirini yapmadan sanki her şey sen Türkiye ile eşit şartlardaymışsın gibi gel masa kuralım demek de olmuyor. Evet, adı çözüm olmayan o süreci bugünden görmek mümkün mü? Yani hayır, onu ne zaman olur, nasıl olur görmek çok kolay değil ama neyin olmayacağını biliyoruz. Yani çözüm süreci yeniden olsun deniyor ama çözüm süreci diye kastedilen şey 2012'nin Kasım'ında başlayıp geçen yılın ortasında da çöken sürecin kaldığı yerden sanki hiçbir şey olmamış gibi devam etmesi ise böyle bir şey olmayacak kesinlikle. Şimdi burada 3 şey sayılıyor. Biraz Abdülkadir'i tekrar ediyor gibi olacağım ama 3 önemli unsur sayılıyor. Birincisi şu. Aynısı olmayacak. Eğer yarın öbür gün bir masaya oturulursa, oturulacak elbette günün birinde ama oturulursa daha önce yapılan bir takım hatalar var. İşte önce Oslo'da dolaylı görüşmeler var. Dıdının dıdısıyla konuşuyorsunuz. Evet. Efendim son süreçte İmralı'yla konuşuyorsunuz ama arada böyle gereksiz bir takım aracılar var. İşte önce kamu görevlileri gidiyor Öcalan'la konuşuyor. Öcalan'la sonra HDP heyeti gidiyor. Öcalan onlarla konuşuyor. HDP heyeti kalkıyor Kandil'e gidiyor. Kandil'le konuşuyor. Kandil kendi arasında bir şeyler konuşuyor. HDP heyetine geri dönüyor. Onlar tekrar Öcalan'ı falan böyle bir şey. Ve karar mı söylenen şeyler karar mıdır, temenni midir belli değil. Bundan sonra eğer bir şey olacaksa kararı alan ve alma ve uygulama gücüne sahip olan her kimse onunla doğrudan görüşülecek. Başka bir şey yok. Burada bence Öcalan bile büyük ölçüde devre dışı. Yani özgür olmayan bir Öcalan ister istemez bu dolaylı görüşmeleri sebep oluyor. Örgüt de aman Öcalan'dır bizim temsilcimiz onunla konuşun diyor. Başarısızlığı hazırlayan önemli faktörlerden bir tanesi bu. İkincisi şu işte demin Abdülkadir'in söylediği öyle hadi biz yeniden masaya oturmak istiyoruz denince öyle o işler o kadar kolay değil. Sanki hiçbir şey olmamış gibi davranılamaz. Şimdi geçmişteki sürecin hatalarından biri de belki şuydu. Bu kabul ediliyor artık. Ya bir güven artırıcı önlemler vardı ama bu önlemlere zamanında uyulmadığı zaman bunun bir yaptırımı olmadı. Ne bileyim dediler ki biz 2013 Mayıs'ında çıkıyoruz gidiyoruz dediler. Gitmediler. Gitmeyince bunu madem gitmedim ben de bunu durdurdum demedi devlet. Yine devam etti. Şimdi böyle bir şey olmayacak deniyor. Yani güven artırıcı önlem diye bir şey yok. Ön yüklemeli olacak. Nedir ön yükleme? Türkiye'yi terk edecekler. Silahlı ya da silahsız olarak Türkiye'yi terk edecekler. Ve biz silahları bırakmaya ve her türlü görüşmeyi yapmaya hazırız diyecekler. Ön yükleme bu. kamu düzeni tamamen tesis edilecek falan. Bir üçüncü önemli konu şu, aslında en gözden kaçırılanı bu. Şimdi burada PKK şu son 6-8 ayda, 9 ayda aslında stratejik bir yenilgiye uğradı. Nedir stratejik yenilgi? Bütün bu çözüm süreci boyunca, yani 2012'nin Aralık ayından 2013'ün Nisan'ında aslında fiilen çöktü ama resmi çöküşü Temmuz'u buldu. Nisan'a kadar geçen o dönemde her zaman Öcalan tarafından masanın üstüne konmuş olan bir şey vardı. Demokratik özerklik diye bir kavram vardı. Bu kavram artık yok. Böyle bir şey yok. Evet. Türkiye hatta düne kadar yerel yönetimlerin yetkilerinin genişletilmesini konuşuyordu. Bugün bunu bile söyleme cesaretini bulamıyor pek çok insan. Çünkü yerel yönetimlerin şehir savaşlarındaki rolünü gördüler. Şimdi o yüzden yani demokratik özerklik diye bir kavramın olmadığı, demokratik cumhuriyetten daha önce vazgeçti zaten. Demokratik özerklik diye de bir kavram kalmadığına göre Öcalan'ın rüyaları da sona erdi aslında. PKK tarafından sona erdirildi aslında. Yerine bir şey bulmaları lazım. Yani Öcalan teorik çalışma yapmayı çok seven birisi. Eminim şu sıralar onu çalışıyordur. Ancak bu şartlar oluştuğunda yeniden masaya oturulabilir, yeniden konuşulabilir. Evet, aslında akla gelen soru orada neler konuşulur, ne var öte orada? Öte yandan işte PKK yenilgiye uğradı, evet. İşte bir konjonktürel bir yenilgiden söz ediyoruz. Yoksa bu PKK buhar olup gitmez. Öyle bir şey yok. Öyle olmayacağı için de zamana oynamak terör örgütlerinin en iyi becerdiği işlerden biridir. Bir de şimdi, Suriye işi var zaten elinde. Hayır hayır, burada şimdi PKK'yı var eden şey sosyolojik tabanıdır. Bu sosyolojik tabanıyla ilişkisini kesmek konusu, ben kendimi bildim bileli PKK ile mücadele konusunda konuşulur. Efendim işte bataklığı kurutalım, bilmem ne yapalım, işte dağa çıkışları engelleyelim. Ama bunu da bir türlü yapamaz devlet. Ama sanki öyle belirtiler var ki böyle birkaç ay sonra filan bir gün ansızın tık diye ana dilde eğitim diye bir şey hop diye karşımıza çıkabilir. Kimse talep etmezken birdenbire tık diye böyle şeyler olabilir gibi bir havada var öte yandan. Yani öyle yanlış mı? Öyle bir hava yok mu? Yoksa... Hayır hayır, var böyle bir hava. Bakın tamam, yani böyle ciddi hazırlıklar yapıldığına dair bir hava var. Pekala, bitirmişiz. Daha sormak isterdim ama bitirdik efendim. Buket Aydın Baykal birazdan Gece Bülteni ile karşınızda olacak. Hoşçakalın.